İsminizi öğrenebilir miyim? Bayram Bayrak. Bayram Bey, nerelisiniz? Aksaraylıyım. Nerede oturuyorsunuz? Burada hemen ileride ama yurt dışında kalıyorum. Almanya'da kalıyorum. Güngören'de oturuyorsunuz. Güngören'de oturuyoruz. Peki. Seçmen değilsiniz. Vatandaşım. Vatandaşsınız ama seçmen değilsiniz. Almanya'daki seçimlerle Türkiye'deki seçimler arasında bir fark var mı? Fark var. Nasıl bir fark var? Bize anlatır mısınız? Çok fark var. Şimdi açıkça konuşursak, yani Almanya'da seçim olduğu zaman hiç böyle bir şey yok. Bulamazsınız. Sadece böyle bir pankart asarlar. Seçmenin ismini, resmini asarlar. Kim hangi partide olduğunu. Ve ondan sonra seçim günü geldiği zaman gidersin, oyunu kullanırsın. Halkı da dışarıda göremezsin. Hiçbir şey, ne zaman seçim olmuş, ne zaman bu coşku, bu heyecan yok. Hiç yani yok, hiç yok. Hiç kimse böyle şeylere çıkıp dolaşacağım veya edeceğim. O hiç yok. Yani hiç masrafı yok. Anladım. Yani bu hep boşu boşu. Yani Avrupa'da aday olmak masrafsız mı? Masrafsız. Masrafsız, evet, yani. Evet, bu şeyler çoğu hepsi... Fuzuli mi görüyorsunuz? Fuzuli. Açık ve net. Milli servetin kaybı olarak tabii görüyorsunuz. Tabii ki, açık ve net. Yazık değil bu. Bu servet şimdi bir halka dağıtsa... Bir yere yatırım olur. Yatırım olur. Fakir fukaraya verirler. Ondan sonra ona yardım olur. Ama böyle bu hep boşa gidiyor. Yani, çöpe gidiyor bu para. Şunu mu anlıyorum? Ülkenin kaynakları bu tür gereksiz şeylerle boşa harcanıyor. Evet, doğru. Peki, Türkiye'de oy hakkınız olsaydı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na mı verirdiniz yoksa Binali Yıldırım'a mı verirdiniz? Tabii ki yani şimdi doğruyu konuşsak bu partiye verirsin. Çünkü yani bu parti çalışıyor, ediyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu zamana kadar gelen partileri de gördük. Türkiye'nin ne durumda olduğunu da gördük. Binali Yıldırım'a verirdik yani, tamam. İstanbul halkı teşekkür olarak. Teşekkür ederiz, yani. Sağ olun.